yepyeni bir inceleme videosuyla tekrar birlikteyiz. Bu sefer elimizde yepyeni bir Victorinox çakı var. Ranger Red modeli 1.3763.71 kodlu model. Yine bir kamp çakısı. Bu sefer bir önce tanıttığımız kamp çakısının biraz daha kapsamlı olanı. Dilerseniz hemen uzatmadan paketi açalım ve çakıyı alalım. Gene Victorinox kırmızısını seçtik. Üzerine bildiğiniz gibi camping yazıyor ve dolayısıyla kamp çakısı olarak geçiyor. 21 farklı fonksiyonu var bu kamp çakısının bu sefer diğerinden farklı olarak ve 21 farklı fonksiyonu gelin birlikte bakalım. Bu arada incelememizi daha önce incelemesini yaptığımız DJI Pocket 2 ile yapıyoruz. Samsung'un NX300 kamerasını kullanıyorduk önceki incelemelerde. Bununla bir test yapıyoruz. Odaklanma problemleri çok fazla oluyor ve can sıkıyor. Bu daha iyi odaklandığını şu anda arkasından görebiliyorum. Ses de nispeten iyi. Açı biraz farklı. Belki olmazsa yeni bir kamerayla da devam edebiliriz. Yorumlarda yönlendirirseniz sevinirim. Şimdi sırayla açıyoruz her zamanki gibi. Çakılarda prensibimizi asla bozmuyoruz. Sıraya ihanet etmiyoruz. Şimdi burada en başta küçük çakımız çıktı. Küçük çakı çok keskin ve sivri uçludur. Özellikle meyve, sebze kesmede işe yarayabilir. Küçük çakı 1 numaralı çakı fonksiyonu. Ondan sonra gelen bir büyük çakımız var. Büyük çakı da son derece keskindir. Bunda et de kesebilirsiniz. Ağaçta, yani ağaç dallarını böyle ufak ufak sıyırabilirsiniz ama ucu çabuk bozulacaktır. Gene kanalımda daha önce incelemesini yaptığım çakı bileme aletiyle bir süre sonra bilemeniz gerekebilir. Bunu da kapatalım. Uçağa da sıradaki ürüne fonksiyona geçelim. Şimdi şu arada sırayla baktım. Bir testeremiz var. Testere rahatlıkla ağaç kesebiliyor. Sapı sadece kısa olduğu için kalın ağaçları böyle güç verip kesemiyorsunuz ama çok keskin. Rahatlıkla ağaç kesmede kullanabilirsiniz ki ben daha önce bunu ağaç kesmede kullandım. Şu arada da bir şeyler var. Şuradan devam edelim biz. Klasik olarak bir konserve açıcımız, bir de gazlı içecek veya işte alkollü içeceklerde de zaman zaman açmaya yarayan açacak var. Ucu tornavida, burası keskin. Bunun ucu da kalın bir tornavida gibi düşünebilirsiniz. Fakat keskin değil. Şurada kablo soyucusu var, gizli bilgi. Kabloyu takıp çekerseniz kablonun ucunu açar. Farklı amaçlarla da kullanılabiliyor bu uç kısımları ama temelde dediğim gibi bu ikisi de bu şekildeydi. Şuradan kapatalım. Burada bir tribüşonumuz var. Klasik. Bir şey dolayı taşıma aleti olarak da her zaman kullanılabilir. Ama ana işlevi tribüşon olmak. Burada etiketi var üstünde ama bu fiyatlar değişmiştir. Önce alınan ürünler. Kürdan. Cımbız. Camping logosu gözüküyor bir yandan da. Bu tarafta açılabilen de bir sürü şey olması lazım. Evet, var. Üzerinde yağ halen üstünde. Burası keskin değil. Muhtemelen uç tarafı tornavida ve belki kazımak için de kullanılabilen bir yapısı var. Keskinliği yok. Bunun ne olduğunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Açıkçası ben ağaç kazıma gibi bir şey düşünüyorum. Bu normalde 3D yazıcılarda kullandığımız spatulanın çok daha ufağı gibi düşünülebilir ama yorumlara yazarsanız sevinirim. Bunu da kapadık. Şuradan herhalde makas ya da kanca çıkacak, ona da bakalım. Evet. Evet, kanca çıktı. Bu bir şey taşımak için, dolamak, bükmek için kullanılabiliyor. Kamp amaçlı olduğu için hep kampa yönelik ekipmanlar üstünde olduğundan şüpheniz açıkçası olmasın. Tamamı kampla ilgili şeyler oluyor bu çakının üstündekiler. Bunun 2 farklı versiyonu varmış. Bu demin açtığımız versiyon. Bir de şu var. Evet, bu ucu daha keskin. Bu tam anlamıyla kazınmak için, böyle yontmak için veya bir ağaçtan parça koparıp kolay ateşleme sağlamak için de olabilir. Son derece keskin uçlu bir kazıyıcı diyebiliriz kısaca bunun için. Başka neler var? Bakıyoruz hızlıca. Şurada bir metal testere, burada pardon. Makas olması lazım. Makası arıyoruz. Makas buradaymış, evet. Gene makasımız var. 91 milim uzunluğundaki çakılarda olan büyük makaslardan biri. Son derece keskindir. İnce metal levhaları da kesebilir bu makaslar. Bilginiz olsun. Fakat ucu bozulur. Evet. Bir tane daha testere geldi. Bu testere metal testeresi ve aynı zamanda uç kısmı da metal kesebilir, ince metalleri. Dolayısıyla bu da bir kamp için kullanışlı olur mu? Onu sizin takdirinize bırakıyorum. Bunu da kapatalım. Uçak kısmına bakmıştık. Burada bakmadığımız başka bir şey var mı? Ona bakıyorum. Evet. Bir de bu var. Bu da biliyorsunuz delici. Kemer deliği açabilirsiniz. Dikiş atabilirsiniz ortasındaki delikli delicinin aparatıyla. Son derece keskin ve delme yeteneğine sahip bir uç olduğu söylenebilir. 21 fonksiyonun tamamını söylediğime inanıyorum. Atladığım bir şey varsa, yanlış söylediğim bir şey varsa yorumlara yazarsınız. Üzerindeki tornavida 2,5 milim. Tekrar baştan saymak gerekirse büyük bıçak var, küçük bıçak var, tribüşon var, konserve açacağı var, küçük tornavidası var. O kazıyıcının diğer uçlu olan da, keskin olmayan da. Şişe açıcı var. Büyük tornavidası var. Kablo sıyırıcısı var. Delik açıcısı var. Anahtarlık halkası her zamanki gibi üstünde şurada. Buradan da cımbız olmazsa olmaz. Testere ve makas var. Çok amaçlı kancası var. Metal törpü, tırnak temizleyici, metal testeresi ve keskisi diyor. Anahtarlık halkasını konuşmadık. Şurası anahtarlık halkası ki pek anahtarlıkla taşınacak bir hali yok. Dolayısıyla gerçekten çok amaçlı bir ürün olabilir. İdeal kamp çakısı mıdır? Onu yorumlara yazarsınız. Fakat Victorinox firmasının çıkardığı camping yazılı iki çakıdan biri bu model. Dolayısıyla bu modele de kayıtsız kalamadık. Bu inceleme de burada bitiyor. Son bir hatırlatma. Bu çakılar tamamı amaçlarına uygun şekilde kullanılmak üzere alınıyor. Eğer çakılarla ilgili farklı düşünceleriniz varsa doğru kanalda değilsiniz. Biz hobi olarak ve kampta kullanmak için çakı alıyoruz. Dolayısıyla farklı ofansif düşünceleriniz varsa lütfen farklı kanalları takip edin. Şimdilik bu kadar. Kanalımda bu ve buna benzer bir sürü inceleme var. Eğer beğenip takip ederseniz sevinirim. Bir dahaki incelemede görüşmek üzere. Halen kanalıma abone olmadıysanız şimdi abone olmanın tam zamanı.